Alo. Efendim. Anlatıyor Sümer. Başkanım merhabalar. Gökhan Gülmez. Merhaba. Başkanım Merhabalar. önce bilginiz olsun, telefon kayıtta. Onu önce bir söyleyeyim. Haber, WhatsApp haber hattımız olduğu için de Tamam. paylaşımınızı gördüm. Şu anda Facebook'ta sizin sayfanızdayım. Demokrat Parti'de görevlisiniz herhalde. Başkanıyım. İl başkanısınız. Hayırlı olsun diyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bilgisayarımı da bir şuradan kapatayım. Şimdi bir paylaşımınız var. Kabadayılıkla masaya yumruk atıp toplantıyı terk etmekle, sağa sola sataşmakla kurumu yönetilmez. Ve gene sizin resminizin yanınızda bir ihtarname var. Bir senedir daha görev yapmak için şirket müdürlüğünü üzerinden almadılar diye. Yok, o bir sene daha görev yapmak şöyle. Bir sene daha görev yapmak için ben Başkanım muhtemelen şöyle ona kısaca bu konuyu biz haber yapacağız ve bunu konuşmayı da canlı olarak yayınlayacağız. Bize bu konuyu hakkında bir bilgilendirir misiniz? Yani Türkiye merak ediyor bu Yalova'da neler oluyor. O yüzden konunun tarafı da siz olduğunuz için bu konuyu ben dakika zaman sınırlaması koymadan bir anlatabilir misiniz? Ben de hiç kesmeyeceğim tabii ki. konuşmanızı. Tabii ki. Yaski'de 2014 yılında görev aldım. Görev aldıktan sonra zaten Yaski'nin ekonomik durumu zaten çok düzde değildi. Yani aynı borçlar, aynı yapı orada devam ediyordu. Ama tabii ki biz işte belediyeyle kah çekişerek, kah anlaşarak 5 yıl boyunca ben düzenli olarak orada son seçim dönemine 3 aya kadar düzenli olarak maaşları ödedim. Yani hiçbir şey de satmadan ödedim. Tabii kredi kullandık. Ve görevi de layıkıyla teslim ettik ve bu süreçte işte derin deşarj projesini hayata geçirdik. Yani Yalova'nın 99 depreminden sonra kopmuş sahilde akan lağımı denizde 1 kilometre açığa taşıdık 5 yıl içinde. Onun haricinde güneş enerjisi projesini hayata geçirdik. Yine onun haricinde ön arıtma projesi, kapasiteyi 3 kat arttırdık. İşte yani yazdıklarımın hepsi, gerçi yazdıklarım içinde bu söylediklerim var yani. Kadrolu yapılması, sendikalı yapılması personelin. Onun haricinde Türkiye'de 3 kilometre arasında girdik sulama suyu projemizle. Ekonomi benim dönemimde de bozuldu. Yani çok parlak bir ekonomik durumu yoktu Yaski'nin. Evet. Ama tabii yani dünkü şey konuşma manidar, yani bize de hedef göster, işte ben cenaze devraldım diyorsun. Öbür taraftan belediyeye teşekkür ediyorsun. İşte bana dükkan verdiler diye, aldığı yerler depo. Yani dükkan vasfında değil. Ham tuğladan örülmüş, belediyenin sanayisinin en arkasına bakan depolar. Yani onun satışı nasıl olacak? Sen belediyeden hala alacağın varken, yani alacağını istemek yerine belediyeye teşekkür edip işte AK Parti'ye hedef gösteriyor. Ya oradaki amaç şu. Şimdi onlar bu seçimlerden sonra bir ittifak içinde anlaşma yaptılar Yalova'da. Birliklerde herkes birer yıl başkanlık yapacak diye. Şimdi tabii 7 ay sürede olduğu için bu ittifaktan kopmaya çalışıyor şu an. Yani koparak o sözü de tutmayacak muhtemelen. Genel Çünkü merkezine birliklerde karşı gelerek mi ittifakı onu kopacak? bilemiyorum. Çünkü şimdi 2+3'tür birliklerde seçim süreci. Yok şöyle Yani şimdi, siz de sonuçta bir il başkanısınız. Ayrıca da daha evvel il başkanından evvel de YASKİ kurumunun başındaki olan kişisiniz, görev yapan kişisiniz. Şimdi Türkiye geneline baktığımız zaman AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir ittifakı var. Devletin bekası için. yani evet. Ama Şimdi onların şu an buradaki hissettiğim amaç şu: yine ayrılıp da MHP'ye geçecekler. MHP için grup kurma çabasındalar ya da MHP meclis üyesi olarak zaten şu anda öyleler. Yani buradaki amaç biraz işte bak, AK Parti işte benim bütçemi desteklemiyor. Normalde dün mesela Yalova Belediyesi'nde o şey yaptığı, yapılan konu, tartışma çıkan konu, Yaski'nin bütçesinin ayrı bütçe olarak onaylanmasına gerek yok. Zaten belediyenin gelirleri içinde su gelirleri yok mu? Var. evet. Belediyenin su faturasının içinde ne var? Atık su bedeli var zaten. Yaski'ye ödenecek para o atık su bedelinin içinde. Atık su bedeli kanunlarda zaten ayrı bir hesapta kullanılamaz. Yani orada Yalova Belediyesi biraz kurnazlık, uyanıklık yapmış. AK Parti de bunu hissettiyse, çünkü ek bütçe çıkartmaya çalışıyor Yaski için, ayrı bütçe çıkartmaya çalışıyor. Halbuki o bütçesinin içinde. Adnan da burada muhtemelen işte kendi ittifakıyla biraz hani ters düşeyim. İşte Yalova Belediyesi beni destekliyor. Destekliyorsa para ödesin. Para ödemiyor. Üçüncü aya giriyorlar. Personeline maaş ödeyemiyorsun. Şu an ödenmiyor mu Yaski'nin maaşı? Bütün Türkiye Tabii. genelinde maaşlar ödeniyor diye manşet atılmıştı.
Yok canım, ilk göreve geldikten sonra nasıl oldu da Yaskin'in bir tane jeneratörümüz vardı büyük. Yaklaşık 1 milyon civarında. Onu Yeşil Körfez'e, o da bir çok böyle şey bir satış değil yani. Meclis kararı olmadan yapılamayacak bir Yani şey. Bir hülle yasalından bir yoluyla. satış mı yaptılar? Yani hülleli bir satıştır o. Yani benim gördüğüm öyle, meclis kararı olmadan bir şeyin kamu kurumunu ne satabilirsiniz, ne alabilirsiniz. Yani öyle bir satış da o parayla ödedin. Yani marifet midir bu? Benim geçen dönem kazandırdığım devazında 4 dönümlük yer var Yaski'ye. Şimdi onu satmaya. Proje dedi, proje mi yani? Proje üreterek diyor, maaş ödeyeceğiz. İşte ekonomik durumumuzu şey yapacağız. Yani yok bir proje, ne projesi var? 7 aydır görevdesin. 6 ay zaten hayırlı olsun şeylerini kabul ettin. Misafirleri kabul ettin. Biz de bu konudalar Yani. yaptık zaten. Yani biz ağzımız açık yine de bir şey demedik. Ben iyi niyetli olarak devrettim. Yine kurumun bekası için, menfaati için korunsun, işte düzene girsin diye yardımcı olmaya çalıştık. Ama sen şimdi siyasetini bizi kurban etmeye çalışırsan kusura bakma, yani o kadar da kolay değil bu işler. Başkan bir şey daha soracağım. Bilmediğimiz için soruyoruz. Yani Türkiye'yi Buyurun. aydınlatmak atmak için merak ediyor çünkü vatandaşlar. Şimdi Yaski'nin Yalova Belediyesi'nden alacağı için 4 tane dükkan alındı. Haberlere çıktı zaten, yayınlandı yerel ve ulusal Sayısını basında. bilmiyorum. Yani Ben bir de yanlış dükkanlar alınmış. söyleyebilirim. Rakamı ben de yanlış söyleyebilirim. Peki bu rakamları biliyor musunuz? Yani değeri ne mi alındı? Yani Yaski'ye bir faydası var mı bu dükkanların alınmasına? Bence hiç faydası olmaz. Yani Yani o dükkanların kiracıya yakın olan satılması çok dükkanların. zor. O dükkanlar zaten şu an belediye tarafından depo olarak kullanılan, bir de Türkçülerin depo olarak kullandığı dükkanlar. Zaten bir kısmında icra var, haciz var üstünde, ipotek var. Yani o dükkanların alınması, üstündeki hacizlerin temizlenmesi, tekrar meclis kararı alıp satışa çıkılması, ihale süreci en az 3-5 aylık meseleler. Yani belediyeden sen nakit isteyeceğine bu yolu gitmekle ne yapıyorsun? Sen belediyeyi hoş gözükmek için oradaki personelin şeyini yani zor durumda bırakıyorsun. Kendi personelini zor durumda bırakıyorsun. Ama bunun bir de siyasi boyutu var. Sonuçta Yalova Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Şu an Yaski'nin başı Milliyetçi Hareket Partisi'de. Doğru Evet. mu? Doğru Tabii. mu? Cumhur İttifakı yani. Cumhur yani şimdi yani orada da bir yanlış mı yorumluyorum? Çünkü Yalova'da yaşamadığım için tabii yanlış da yorumlamak istemiyorum. Sosyal medyadan gördüklerimden dolayı soruyorum. Yani şu an Türkiye genelindeki ittifakta karşı hareket mi ediliyor Yalova'da? Yani şu an yani tam onu tabii iddia edemem çünkü, ama gözlemlediğim kadarıyla dünkü toplantıda, meclis toplantısındaki tutum o yönde. Ama şeyde sizin net ifadeniz var. Gene sosyal bugünkü sosyal medya paylaşımınızda şöyle geleyim, net yanlış kelime kullanmayayım. Ne diyorsunuz? İttifakı bozacaksan boz. Beni hiç ilgilendirmez. Bu ittifak Tabii dediğiniz canım. nedir? Bunu anlatalım ki yani biz bu ittifak İttifak dediğim kelimesini yani biz işte farklı anlıyoruz. Yalova'daki Cumhur İttifakı'nın Yalova'daki şeyinde bir ayrışmaya çalışıyor. Yani amaç ne? İşte bir sene daha o AK Parti ile yaptıkları bir Şimdi pazarlık Cumhur vardı birer yıl. İttifakı'nı kimler yapmıştı başkan? AK Parti ile MHP arasında oldu bu ittifak, Türkiye genelinde siz de biliyorsunuz yani. Tamam. Şu an yani Yalova'da AK Parti ile MHP ayrılmaya mı çalışıyor? CHP Yani karşı. ayrılmaya çalışıyor demeyin de bu konu üzerinden ters düşüp seçim zamanı verdikleri o birer yıllık birlik başkanlığı sözünden caymaya çalışıyorlar. Amaç ne oluyor burada? Yani kurum. Şimdi o normalde resmi olarak 2 yıl görev yapması gerekiyor ya birlik başkanının. Evet. Ama bunlar pazarlıkla oturdular bu koltuklara. Dediler ki biz birer yıl yapacağız. Herkes istifa mektubunu verdi. Fakat şimdi Adnan Kırtay'da bir görev süresi 7 ayı doldurdu. Şimdi işte bu süreçte işte tekrardan Yalova'daki AK Parti il yönetimiyle ters düşerek bu 2 yıllık kanuni süreci doldurmak istiyor. Amaç bu. Anladım. Peki kanuni olarak Yasker'in başkanı nasıl seçilmesi lazım? Nasıl atanması lazım? 2 yıl sonra şu an zaten seçilmiş başkanı var. Normalde 2 yıl görevde bu başkan. 2 yıl dolduğunda tekrardan Yaski'nin meclis üyeleri içinden yeni başkan seçilir. Başka adaylar da çıkar, yeni başkan seçilir 3 yıl dönem. Ama tabii bunların kendi verdikleri işte bir söz var ya da bir istifa mektupları konuşuluyor. İşte bu herhalde bir sene sonunda bırakmak istemiyor. İşte AK Parti ile nasıl şey yaparım, diyalogları kopartıp yönetimde işte bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar diyerek bahane ederek 2. yılında kullanmak istiyor. Peki burada o zaman siyasi olarak yani oy sayısı için CHP ile masaya oturup anlaşılmış bir durum mu oluyor?
Yani CHP'yle yok. CHP'yle anlaşmasına gerek yok. CHP'nin çünkü Yaskin için çok oyu yok. Hemen hemen bir tane belediye başkanı haricinde hiç oyu yok hatta. 15 meclis üyesinden oluştuğu için. Yani ona ihtiyacı o amacı şey. Yani AK Parti ile işte bir şekilde çatışıp yereldeki AK Parti ile çatışıp kardeşim bırakmıyorum ben. O sözümü de tutmuyorum diyecek herhalde. 2 yılı doldurmaya çalışacak. 2 yıl sonra AK Parti her şekilde yeni seçimde aday çıkartırsa meclis çoğunluğu onları da yerine başkasını getirir. Şimdi sizin dediğiniz gibi Yalova deprem bölgesi, yani Yalova doğal afetlerle çok büyük mücadeleler etti. Şehir yeniden yerle bir oldu, yeniden yapılanma oldu. Yani siz de zor bir görev aldınız. Sonra da bu zor görevi zor bir şekilde devrettiniz. Çünkü yani gerçekten her taraf o büyük depremde zarar görmüştü. Şu anki Yalova'nın altyapısı nasıldır? Yaskin'in durumu nasıldır başkan? Bunu bir özetler misiniz? Yani altyapıda yaz gibi ciddi bir sorunumuz yok. Çünkü biz görevimizin son dönemi, son yılında tekrar onunla ilgili de bütün hatlarda bakım ve onarım çalışmaları ve baca yenilemelerini tamamladık. Kırık dökükler vardı. Onları tamamladık ama altyapı ile ilgili en önemli sorun içme suyu altyapısında ciddi sıkıntı var. Yani Yalova'da işte Sayın Valimiz de ifade etti. Yalova'da şu an diğer illere oranla kanser hastalığı çok daha hortlamış durumda. Eski hatlar, asbest borular bununla ilgili bizim belediyedeyken ben de belediye başkanısıyken başlattığımız bir proje çalışması vardı. O projeyi Yalova Belediyesi geçen dönem tamamladılar. Fakat maalesef bu proje bir türlü işte CHP Belediyesi olması şeyiyle herhalde olacak. Gündem alınmadı. Yani burada AK Parti'nin desteklemesi gerekir. Çünkü bu Yalova'yı genelini ilgilendiren bir konu. Su ile ilgili altyapı sorunu var Yalova'da. Bir dakika, Su hatları ile çok ilgili. önemli bir konuya girdik. Türkiye'nin çok hassas bir konusu. Cümlenizin bitmesini bekledim ki dağılmasın diye. Yalova halkı şu an asbestli borulardan su mu içiyor başkan? Tabii çok eski hatlar mevzu bahis. Asbest borular da var. Yani Yeşil Körfez'den çıkan suyun dağıtımında kullanılan altyapı şu an çökmüş durumda Yalova'da. Şimdi çok Yani bununla tek başına Yalova Belediyesi'nin de yani bu konu siyasi bir konu değil çünkü Yalova Belediyesi'nin tek başına altından kalkacağı bir iş değil. Ciddi maliyetli olan bir iş. Ben onu geçenlerde yine Facebook'tan da paylaşmıştım Yalova'nın altyapı sorunu. Hatta bakarsanız valinin açıklamaları var bu konuda. Yani Yalova bir an evvel altyapısını yenilemeli, Yalova'da kanser hastalığı ciddi anlamda diğer illere oranla daha yüksek diye. Vali Bey asbest konusuna da girdi mi yoksa Tabii altyapısını tabii yenilemeli dedi? Yalova'nın altyapısından kaynaklanan diye yani asbest lafını şu an tam hatırlamıyorum. İçinde var mı yok mu? Bir Yalova Bölge Gazetesi falan orada çıktı galiba onu da Anladım, ben de açıklaması. okudum onu. Şimdi bir daha bu konu önemli bir konu olduğu için asbest yani boru kullanılması yani asbest olan ürünlerin kullanılması her türlü şekilde yasak kanserojen olduğu için. Bunu Yalova Belediyesi biliyor Sayın Vefa Salman. Doğru mu? Evet. Yanlış söylemiyorum değil mi başkan? Yok ama Vefa Salman'ın Bir döneminde dakika. yapılan bir Yok, uygulama ben değil şu bu, an imalat değil. Sayın Vefa Salman'ı suçlamıyorum. Şöyle, Sayın Belediye Başkanı Vefa Salman asbestli boru olduğunu biliyor. İki, Yalova'da baya bir vali değişikliği oldu son 6-7 senede veya 10 senede diye, son 5 senede diyelim 6 senede. Göreve gelen valiler de bunu biliyor. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Bu konuları hepsi biliyorlar. Yani sadece asbesti demedim. Tabii içinde asbesti de var. Paslanmış metal borular da var. Bunların hepsi kanserojen maddeler. Yani Yani sadece bunu asbesti. merkezi hükümet de biliyor. Tabii Siyasi canım. parti, Yalova'daki siyasi partili başkanları da biliyor. Tabii. Ama bu bir şekilde gündeme fazla gelmiyor. Hani Gelmiyor. Yani Sayın Valimiz işte gündeme getirdi. Yani sağ olsunlar. Yalova Ama halkı çok bile bile kansere ve ölüme mahkum ediliyor. Doğru mu Tabii anladım? yani maalesef öyle şu an. Yani bu altyapının bir an evvel değişmesi lazım. Su ile ilgili. Kanalizasyon altyapısı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Ve ben mesela Yalova Belediyesi'nde görev yapan teknik arkadaşlar, müdür arkadaşlar da yakından tanıyorum. Beraber de çalıştık. Onlar tüm iyi niyetiyle işte her patlayan yerden bozulan hattı tekrardan el birliğiyle değiştiriyorlar, yeniliyorlar ama bunun da yapılanması gereken komple yeni bir hat oluşması lazım artık. Eski hattın iptal edilip hiç eğlenmeden çünkü örümcek ağ gibi. Nereden neyin geçtiği belli değil. Yani onu açmayıp açıp da yenilemeye kalkarsanız Yalova'yı darmadağın eder. Tamamen sıfırdan yeni bir hattın. Zaten proje de bununla ilgili bir proje hazırlandı. Bu sizin döneminizde mi hazırlandı bu projeyi? Siz mi hazırlattınız? Siz Bizim neler aldınız? dönemimizde tabii ki başlamıştı bizim dönemimizde. Geçen dönemde proje sonlandırıldı. Hatta bununla ilgili işte Dünya Bankası kredileri, hibe krediler falan da araştırdı belediyedeki arkadaşlar.
Ama maalesef sonuca ulaşamadılar. Biraz da burada tabii siyasi şey ön plana çıkıyor işte. Yaparsak CHP Belediyesi. O konuda ben bile sıkıntı yaşamıştım Yani AK Partiler mi engelledi bunu? yaskideyken. Ya şöyle bir şey oluyor. Mesela Yani ben bunun örnek hata, vereyim. yani şimdi şöyle, insan hayatı çok değerlidir. Biz yeri Aynen öyle. geliyor bir tane ağaç için, yeri geliyor bir E tane tabii. kedi köpek için, yeri geliyor bir insan için çok büyük olaylar yaşıyoruz. Ama burada Yalova'nın nüfusu, bayağı bir nüfusu var, köyleri vesaireleri var. Yani Tabii. Yalova halkı bile bile şu an zehir içiyor. Zehri suya Maalesef yemek öyle. yapılıyor. Yani Bunu çok sağlıksız yani yaşıyorsun. niye, yani o için mi bu kadar insanı ölüme terk ediyorlar? Ya şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçirirken bütün her şeyimiz bitti. En son İller Bankası'ndaydı proje. Tabii baktım şey istiyorlar işte yönetim şeması, kimler var, meclisi kim, en büyük hissedar belediyeler kim? Baktım tabii orada %70 küsür CHP belediyesi en büyük hissedarı. Şimdi tabii şey kısmını çok düşünmüyor Ankara. Hani burada meclis çoğunluğu AK Parti'de mi, şeyde mi, yönetim kimde? İmzada bayağı bir gecikmişti. Sonra biz gittik işte genel müdüre, o zaman Fikri Bey'di milletvekili. Genel müdüre bunu anlattıktan sonra yani biz AK Parti olarak, o zaman ben AK Parti'nin meclis üyesiydim. Ayrılmamıştım da AK Parti'den. Yönetim şemasını, yönetim şeklini anlattığımız zaman ondan sonra onayı aldık. Ama eğer biraz maalesef siyaset giriyor bu işin içine, girmemesi lazım. Özellikle yerel yönetimler konusunda. Başkan, İstanbul'a gidip geliyor musunuz? Seyahat durumunuz nasıl oluyor? İstanbul'a çok sık gitmiyorum ama ara ara şey yapıyorum yani bir işim olursa geçiyorum tabii. Gerçi yarın haber için ben Türkiye'yi geziyorum. Bilmiyorum beni ne kadar tanıyorsunuz, duydunuz mu Ben sadece bilmiyorum. siz de mi? Ben gazeteci olduğunuz gibi ben sadece internetten öyle birkaç kere yorumlarda şey yaptım. Duyurdum. Arkadaşımsınız. Türk Haber Televizyonu, Cesur Haber, Kanal Beylikdüzü, Beşiktaş TV bizim. Biz bu işi de reklam meklam da almıyoruz. Onu da açık açık söyleyeyim. Yani para için de yapmıyoruz, açık ve net bir şekilde Tamam. söyleyeyim. Yani Ya 30 o senedir yapıyoruz. linklerini de Facebook'ta varsa bana atarsanız ben de arkadaş olarak ekleyeyim yani haber kanallarınızda. Tabii Yine bir şey tabii. olduğu zaman Şey oradan da yaparım. paylaşacağım. Bizim tek amacımız, yani biz diyoruz ki basın halkın müşterek sesidir. Evet. Ülkede bu ülkeyi seviyorum demek de olmaz. Yani ülkeni seviyorsan bir şeyler yapacaksın. Biz de Evet. baktık burada bir sıkıntı var. Medyada bir sıkıntı var. Herkes medyayı suçluyor. Ama medyanın da suçlamamak lazım. Bir medyanın da ayakta durması çok zor. Yani mecbur Evet, doğru o tabii. bir yerlere sırtını dayayanlar da mecbur. Çünkü niye vergisini ödeyemiyorlar, kirası, elektriği, suyu, personeli? Çaresizlikten dolayı mecbur medyadaki arkadaşlar da bir yerlerden reklam almak için yanlış Evet. taraf oluyorlar. Ama bunu yapan da siyasiler Tabii aslında. canım. Yani bütün siyasi genel parti başkanları veyahut da ilçe başkanları hep medyadan şikayet eder, belediye başkanları, ama medyayı da kendi toplantılarına mesela bize bilgi vermezler. Çünkü niye? Biz düz haber yapıyoruz. Direkt gördüğümüz doğruysa Evet. alkışlıyoruz, yanlışsa eleştiriyoruz. Yani Evet, asla da doğrusu da o da. kimseye kalemi alıp yazmıyoruz, iddia demiyoruz. Biz video yayınlıyoruz direkt. Aynısını nasıl aradık? Hiç karışmadan, müdahale etmeden soruyu sorduk. Siz de cevap verdiniz. Evet. Bildiklerinizi anlattınız. Teşekkür ediyorum bu arada. Rica ederim. Rica Aradığınız, mesajımıza döndüğünüz için ederim. onu Ne da demek? teşekkür ediyorum. Rica Bu ederim. konuda da yani keşke herkes sizin gibi dönse. Böyle de bir olay var. Ama Herkes bilgiyi bize paylaşmakta fayda var. Doğrusunu tabii bir paylaşıyoruz. bilgi paylaşım ister. Çünkü niye? Ha, Burada tabii. insanlar karalanıyor. Yani suçsuz insanlar yargısız infaz yapılıyor. Ben aynı şekilde Sayın Adnan Kırtay'ı da arayacağım. Veya Sayın Vefa Salman'ı da arayacağım. Ha, cevap haklarını kullanırlar, kullanmazlar. Onların tercihidir, bilemem. Yani benim orada üzülüm değil yani bizi kullanarak yani biz de göreve geldiğimizde herkes biliyor 5 yıl yaskıda ekonomik mücadele verdiğimizi biliyor yani çok böyle şey para yoktu. Biz onun mücadelesini belediyeyle de verdik. Kanuni, yasal yolları da devreye soktuk. Zamanı geldi icra davası açtık hacizi yolladık belediyeye. Ama burada çıkıp da yani hem benim yüzüme birebir de farklı konuşup başkanım çok zor görev üstlenmişsin, çok büyük işler yapmışsın deyip de çıkıp da arkandan toplumun önünde bunu siyaseten kullanıp yok cenaze devraldım. Bilmem ne demek çok çık değil yani. Başkanım, ben şöyle söyleyeyim Sayın Başkan. Ben sizin yüreğinizi tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum biliyor musunuz? Yalova'da engelli sayısı çok. Evet. Ve bir sürü insanımız da, yani her gün Yalova'da tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi yeni bebekler doğuyor.
Fakat bu asbestten dolayı, sağlıksız sudan dolayı bir takım insanlarda kalıtımsal hastalıklar olabilir. Baylarda veya bayanlarda, canlılarda Mutlaka tabii. olabilir. Dolayısıyla bunu bilip de haber yapmamak veyahut da bunu bilip de önlemini almamak bir cinayettir diye düşünüyorum ben. Ve Ya bu direkt konuyu işte yani maalesef medyada mesela sayın yani validen bir üst bakan var mı? Sonuçta devleti temsil eden mülki amir. Yani onun bunu bile dile getirmesi çok haber olmuyor. Ama işte bu tip böyle karşılıklı söylemler daha şey popüler haber olarak geçiyor. Aslında gündemde tabii ki yapıda bu altyapının meselesinin gündemde tutulması önemli. yani ben şu an Yalova'da gelmiş geçmiş, yani sizi kenara koyuyorum çünkü siz konuşuyorsunuz bu konuyla ilgili. Üzerinize alınmayın, size bir alakası yok. Kenara koyuyorum. Yalova'da gelmiş geçmiş bütün yöneticileri, şu anki mevcut yöneticileri de bu asbestli borulardan veyahut da paslanmış Asbestli, borulardan, paslanmış eski borular tabii. eski borulardan dolayı binlerce, yüz binden fazla Yalova'nın turistleri de koyduğumuz zaman zehirlemeye hakkı yok. Merkezi hükümet dünyanın her tarafına yardımlar yapıyor. Ne bileyim her şeyler Tabii canım. yapıyor. Yalova'nın bu kadar, ben de Yalova'ya dönem dönem gidip geliyorum. O suyu ben de kullanıyorum. Ya yemek yiyoruz orada ya banyo yapıyoruz. Yani direkt içmesek de ama dolaylı yoldan vücudumuza giriyor o kanserojen Tabii ki. şeyler. Yani bu çok büyük imhalkarlık. Bu bana göre Maalesef. çok büyük yanlış bir olay. Ama ben o hakikaten şeyde ben bunu gündeme taşıdığım zaman şunu da teklif ettim. Yani şimdi İYİ Parti'nin başkanı yine Erol Tatar abimiz. O da işte Mimarlar Odası Başkanı eski yani akademisyen. Ben yine il başkanı olarak 5 yıl teknik birimlerden sonra belediye başkan yardımcılığı yaptım. 5 yılda YASKİ'de görev yaptım. Ben iktidarın il başkanına, belediye başkanına da seslendim. Yani gelin bir araya gelelim. Öncelikli sorunlarınızı masaya yatırın. Gelmemiz gerekiyorsa Ankara'ya biz de sizin yanınızda bir ek kuvvet olarak gelelim yani. Sıkıntı yok bu konuların çünkü siyasetle alakası yok diye ama maalesef bir sonuç alamadık. Çok önemli. Yalova halkını bilinçlendirmek lazım. Yani duyarlıdır Yalova halkı. Değil mi? Bilinçlendirmek lazım. Ben gerçekten şu saatten sonra bu asbestli suyun üzerine gerçekten sonuna kadar gideceğim. Çünkü niye? Ah, sevinirim. Yalova'da benim de dostlarım var. Benim de yakın arkadaşlarım var. Benim de canlarım var. Yani ne bileyim ben eğer kalkıp Türkiye'nin en uzağındaki veyahut da Avrupa'daki bir canlının hakkını savunuyorsam benim ülkemde ve çok önemli bir konumda olan deniz kenarında olan ne bileyim Ankara'yı, İzmir'i, Bursa'yı birbirine bağlayan Atatürk'ün kenti bir Yalova gibi değerli bir şehirde yani Türkiye Cumhuriyeti'ne çok manevi değeri olan bir şehirde yıllardır asbestli ve paslı borulardan su içilmesini ben gerçekten şiddetle kınıyorum. Buradan Yalova'daki milletvekillerinin de duyarsızlığından kınıyorum. Ama yani Vali Bey'e ulaşabilirsiniz. Onun da bu konuda söyleyecekleri olur mutlaka. Yani Vali Bey çünkü bu konuda o da serzenişte bulundu. Anladım. Peki son sözlerinizi de alayım. Çünkü çok uzun röportaj Evet. olduğu zaman vatandaşlarımız sıkılıyor. Genellikle Evet, dinlemiyorlar. doğru. Kısaca son mesajınızı da alayım. Ona göre montaj yapacağım. En kısa zamanda büyük ihtimal yarın yayınlayacağım bunu. Yani dediğim gibi şimdi bu tip tartışmalar, polemiklere gerek olmaması lazım. Yani bir siyasi hamle yapılacaksa tekrardan geri dönüp bu enkaz edebiyatı. Yani onu yapmayacaksın. Biz de geldiğimizde diyebilirdik ya YASKİ'yi şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, bitirmişler, batırmışlar. Biz görev yapan belediye başkanlarımızın hepsine teşekkür ettik. Çünkü onların da önemli katkıları var biliyorum orada. Ama yani göreve geldikten sonra da alacağının peşine düşecek herkes. Kimseye de geriye dönüp de laf söylememesi lazım kendi siyasi menfaatleri için veya bir sene daha fazla görev yapmak için. İşte dediğim gibi yani bu tip önemli konularda aslında bir araya gelmemiz daha önemli. Gündemin bu olması lazım. Yoksa böyle yani şey popülerizm siyaseti yapılmaması lazım. Söyleyeceklerim bunlar. Peki başkanım, duyarlılığınızdan dolayı bizi arayıp dönüp bilgilendirdiğinizden dolayı, gerçi sırf bizi değil Türkiye Cumhuriyeti halkını, Türkiye'de yaşayan herkese, hatta bizim yayınlarımız Doğu Türkistan
Ulusal Haber Ajansı. Biz devamlı şeyler alıyoruz. Dünyanın her tarafından seyrediliyor, takip ediliyor. Evet. Zaten biraz Cesur Haber'dir bizim ana firmamız. Ama şimdi Doğu Ya Türkistan'ı insanlar pek algılayamıyor. Biz onu ben de aslan kullanmamızı... Kafkas Çok güzel. Bak tesadüf olmuş. Çünkü Türk yurtları, Türk dünyası bizim çok için çok önemlidir. Yani göçmeniyim. Dağıstanlıyım. benim hayalimdir Turan, benim hayalimdir, hedefimdir Evet. kız Kızılelma. Ondan dolayı biz Doğu Türkistan Ulusal Haber Ajansı'nı da devre aldık, satın aldık. Amin. Uzun zamandır onu almaya çalışıyorduk. Birkaç ay evvel satın aldık ve onun üzerinden ağır bir yoğun bir şekilde haber yapıyoruz. Yani ana haber Benim kanalı ufak oğlum da oldu. Turan oluşumunun içindedir. Yalova'da yeni başlıyorlar. Hangisi? Özsümer. O da oluşuma Oluşum hangisi? yakındır. Unvanı hangisi? Yani yeni işte Turancılıkla ilgili bir gidiyorlar, toplantılar yapıyorlar. Tabii ben çok şey yapmıyorum, karışmıyorum için. Aile demokrasi var, herkesin istediği Ben şey dışarı. direkt isim olarak vereyim. Derviş Recep Varbaşkan gerçekten bu konuya çok hassas. Yalova'da yeni il başkanlığı verdiler, biliyorum. Gerçi Yeni başkanı zaten o oluşun içinde herhalde. evet orada tahmin ediyorum orada. Nazif mi? Nafiz var bizim galiba orada. Yalova'dakileri tanımıyorum. Ben kurucu başkanını, genel başkanını tanıyorum. Şu anda bugün itibariyle gene sosyal medyada gördüm. Dün aslında sabahleyin yola çıkacağım. İzmir'de ise ona uğrayacaktım. Her geçtiğimde uğrarım. Gerçekten Turan davasına çok hizmet vermiş. Hatta 23 Mart 2019'da Ankara'da Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkarak Ergenekon'dan ilk yola çıktığımız Ergenekon'un simgelerinden bir tanesi olan birinci Türk kurultayını yaptılar. Dünyada ilk Yani. defa. Bunu da gene bu federasyon yaptı. Ben de Türk Haber, Cesur Haber, Kanal Beylikdüzü yani saymakla bizim bitmez alt medya kuruluşlarımız. Bu federasyonun şu ana kadar olan çizgisini çok yakından takip ediyoruz ve gerçekten de çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah Doğru. her zaman da böyle güzel işler yapmaya o federasyon İnşallah devam tabii ki. eder. Yani İnşallah. temennimiz o. Zaten güzel işler yapan biz herkesi alkışlıyoruz. Herkesi de Evet. manşetlerimize Doğrusu taşıyoruz. da. Tabii eksiklikler varsa bizim amacımız birilerini eleştirmek değil. Birilerini üzmek, kırmak değil. Biz haber yapıyoruz. Çünkü niye? Basın halkın müşterek sesidir. Devletimiz her şeyi göremeyebilir. Kurumların başındaki olan Tabii canım, herkes her şeyi yönlendirmek lazım. bilemeyebilir. Biz haberimizi yapacağız. Devletin ilgili kurumları, makamları da bizim haberimizi görecekler. Biz zaten bilgilendiriyoruz her haberimizde. Bakacaklar bizim haberimiz doğru mu, yanlış mı? Doğruysa bu sefer ne olacak? Makamlar eksikliği araştıracaklar veya niye Evet. yapılmadığını araştıracaklar ve Tabii. çözümünü bulacaklar bunun. İnşallah. İnşallah. İnşallah bu asbest konusunda da ben vallahi yıllarca da sürse, bedeli ne olursa da olsun bu saatten sonra bu Evet, Yalova'ya yani asbest faslı konusunda borular, asbestli, ne olduğu bilinmeyen sağlıksız bir altyapı hattımız var içme suyunda maalesef. peki başkan bilginiz olduğu için soruyorum. Mesela bunu değiştirmenin tahmini bütçesi, maliyeti ve ne kadar sürede yenisi yapılır? Yani en Sağlıklı az suya 2 yıl, Yalova kaç senede kavuşur? yani 1,5 sene, 2 yıl süre verir ihale aşamasıyla beraber, ama yani 60 milyon dolar mı, euro mu, tam emin değilim ama ciddi bir rakamı var. Ama bu temin Maliyetin. edilebilir. Biz mesela ne bileyim 40 milyar dolar ülkemizdeki misafirlere harcamış bir devletiz yani. Tabii canım. Yani dünyada Bulunmayacak bir para değil. tabii dünyada en büyük yardımı yapan Amerika'nın da üstünde birinci sırada Türkiye Cumhuriyeti var. Yani Cihan İmparatorluğu'yduk. Şu an Cihan Devleti oldu Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Yani 50-60-100 milyon dolarlar Türkiye Cumhuriyeti için bir para değil diye düşünüyorum. Evet, işte inşallah bulunursa, yani başlanırsa çok faydalı olacak Yalova için. Ama tabii bu proje bitene kadar da gene Yalova'nın nüfusu herhalde 300 bin gibi bir rakam tahmin ediyorum. Yani köy ve ilçelerle beraber, evet. Evet, yani 300 bin hadi giden gelenleri de koyduğumuz zaman çünkü çok büyük bir Tabii yaz aylarında özellikle ciddi anlamda nüfus tabii artışı. sahilde yürümeye imkan yok. Yani biz milyonlarca kişi şu an bile zehirleniyor, kansere terk edilmiş diyebiliriz yani. Aynen, maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben Tekrardan teşekkür ederim. kendinize O iyi bakın. linkleri de atarsanız haber kanallarının, ben o linklerden de takip ederim yani, hem Ben haber birazdan kanallarını. sizi yeniden arayacağım.